Arkadaşlar merhaba. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli 4B sıfatıyla personel alımı duyurusudur. Sözleşmeli personel ilanı başvurunun başladığı tarihi 10 Aralık 2021. 10-12-2021. Başvurunun bitiş tarihi 26 Aralık 2021. 26-12-2021. Yani bir haftanız kaldı. Genel açıklamalar var. 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4B maddesi hükmüyle sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 sözleşmeli personel pozisyonuna yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, bu çok önemli, sınav, yazılı veya sözlü sınav yok. Sadece KPSS B grubu puan sıralaması esaslı alınmak şartıyla, suretiyle bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır. Bakanlık, merkez teşkilatına alınacak sözleşmeli büro personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alımı yapılacak KPSS puan türleri, tablo 1'de destek personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türü tablo 2'de, mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri tablo 3'te, bakanlık taşra teşkilatına alınacak sözleşmeli personele ilişkin sözleşmeli personel pozisyon unvanları sayısı ve alım yapılacak KPSS puan türleri tablo 4'te verilmiştir. Tablo 5 ve tablo 6'da merkez ve taşra teşkilatı sözleşmeli pozisyonlara ödenecek ücretler yer almaktadır. Bakın buradan kendiniz de, ben linki aşağıya atacağım videonun altına, buradan büro personeli unvanı ve nitelikleri için tıkladığınız takdirde burada tek tek hangi puan türünde 60 puan istiyor bakın. 60 puan KPSS P3, kamu yönetimi, işletme, İktisat, maliye, çalışma ekonomisi, kaç kişi alınacağına dair bakın 11, 14, muhasebe, istatistik, grafiker hepsi burada yazıyor. KPSS'den de en az 60 puan alma şartınız var. Tablo 1, tablo 2'ye bastığınız zaman destek personeli unvanı pozisyonları ve nitelikleri, tablo 3'te merkez teşkilatında mühendis unvanı pozisyonlar ve nitelikleri, buraya tıkladığınız zaman bunları görebileceksiniz arkadaşlar. Tablo 4, taşra teşkilatı, mühendis, mimar ve şehir bölge planlama unvanları. Tablo 5, merkez teşkilatı sözleşmeli personele ödenecek ücretler. 6, taşra teşkilatı sözleşmeli personele ödenecek ücretler var. Burada başvuru şartları var. Bunu da detaylı olarak okumanızı rica ediyorum. Çok uzun, en az 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar müracaat ediliyor. 2021 yılı KPSS puanı gerekiyor. Tıkladığınız zaman hangi alanda kaç puan almanız gerektiği mevcut arkadaşlar. Büro personeli olarak alınacaklarda kamu yönetim mezunu olmak, lisans arkadaşlar, işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, bilgi ve belge yönetimi, bilgisayar öğretmenliği, sekreter, bilgisayar programcılığı, grafiker, istatistik ve muhasebe bölümlerinden ön lisans, lisans değil, ön lisans bölümlerinden muhasebe için, diğerleri için lisans tek tek yazıyor. Destek personeli için orta öğretim kurumlarından aşçı, şoför, B sınıfı, yine şoför, C sınıfı ehliyeti olması, bahçıvanın bahçecilik alanı ve dallarından mezun olması. Hizmetli için şartlar var. Mühendisler için inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisliği, jeolojik mühendisliği, endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, harita mühendisliği, metaloloji ve malzeme mühendisliği, mimar ve şehir bölge planlaması mezun olmak, 4 yıllık lisans programları. Başvuru ve şekli arkadaşlar en son 26 Aralık 2021 günü, şu an başvurular devam ediyor. 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59'a kadar sadece E-Devlet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı, bakın burada, isealimkariyerkapisi.cibiko.com.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular. Bunu, diğer hususları da detaylı olarak inceleyin. Ben tek tek bunları saymıyorum çünkü çok uzun gerçekten.
Bunları hepinizin detaylı olarak okumasını, ona göre de internet üzerinden müracaatınızı yapmanızı istiyorum. Eğer yapamazsanız, herhangi bir konuyla takılırsanız, iletişim bilgileri var arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir yoluna 7 kilometre, 2151. Cadde, No 154 Taksim A, 06330 Çankaya, Ankara. E-posta adresi sinav@sanayi.gov.tr. Telefon var 0312 201 57 29. 0312 201 57 48. 0312 201 57 45'ten arkadaşlar telefonla da takıldığınız konularda bilgi alabilirsiniz. Müracaat etmeyi düşünen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah yolunuz yüreğiniz açık etsin. Sevgiyle kalın. Başarı sizinle olsun. Müracaat tarihini kaçırmayalım. 10 Aralık'ta başladı. Sözleşmeli personel ilanıdır bu. 26 Aralık 2020'de bitiyor. Buradaki tüm bilgileri detaylı okuyun. Linki videonun altına atıyorum. Buradan da tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Her konudaki bilgiye buradan ulaşabiliyorsunuz. Tüm detaylara buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Hangi alanda hangi şart gerekiyor? Buradan tıklayarak istediğiniz alana ulaşabiliyorsunuz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.